Ek iş ilanıyla vatandaşların parasını alan dolandırıcıların yöntemi ifşa oldu. CNN Türk ekibinden de Kaan Temeltaş ve Sercan Sever o yöntemi uzmanına sordu. Binlerce vatandaşı dolandırdılar. Yöntemleri ise dolandırılan vatandaşları ifşa etti. Dolandırıcılar sosyal medya üzerinden ellerinde çok sayıda maske ve dezenfektan olduğunu ve bu ürünleri komisyon karşılığında satacak kişiler aradıklarına dair ilanlar verdi. Ek iş ilanını değerlendirmek isteyen binlerce vatandaşsa dolandırıcıların tuzağına düştü. Bu maske 1 lira olarak size satılacağı ancak bunun 25 kuruşunun da size komisyon olarak geri döneceği ifade ediliyor. Önce bir kapora alınıyor. Bir de kargo bedeli isteniyor. Dolandırılma işlemi gerçekleştiriliyor. Çünkü dolandırıcılar parayı aldıktan sonra gözden kayboluyor. Peki o dolandırıcı hesaplarda ilanlar nasıl veriliyor? İşleyişe baktığımızda burada işte sabun satıldığına dair, maske satıldığına dair çok ciddi aslında unsurlar söz konusu. Burada işte bakın evde ek iş diyor, sabun paketleme diyor. İşte aylık 2500 lira bir aslında ücret verileceği ifade ediliyor. Dolandırıcıların güvenilir gözükmek için uyguladıkları taktikse sosyal medya hesaplarının hemen baş tarafına bir cep telefonu numarası giriyorlar ve bu cep telefonu numarasıyla dolandırdıkları kişilere güvenilir gözüküyorlar. Biz de şimdi o cep telefonu numarasını yazalım. Bunlar hepsi anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılıyor. Aktif bir hat söz konusu değil. Kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra kendi telifiniz üzerinden mesajınızı bırakabilirsiniz. İşte sosyal medya hesabında yer alan telefonu aradığımızda cep telefonundan o kişiye şu anda ulaşılamıyor mesajı geliyor. Uzmanların uyarısıysa dolandırıcılar yalnızca sosyal medya üzerinden hesap açarlar. Ancak bu işi resmi olarak gerçekleştirenlerin mutlaka ticari sicil kayıtlı olan bir web sitesi bulunmaktadır. Hal böyle ki dolandırılan binlerce kişi ise vatandaşları uyarmak için bu yöntemleri kendi açtıkları hesaplar üzerinden anlatıyor.